Merhum Muhammed Kandil amcamız, sizin bilinen ismiyle oğlu, benim kayınpederim. Tabii bir kayınpederini anlatmak aslında çok da doğru değil ama sizler de çok yakinen tanıyorsunuz, hepimiz tanıyoruz. Rahmetlinin aslında hepimizin örnek alması gereken üç tane özelliğinden size bahsedeceğim. Bir tanesi rahmetli çok cömert bir insandı. Gerçekten cömertti. Belki cebinde harçlığı yoktu ama size bir şey yedirmek, ikram etmek için sizi zorlardı. Ve samimi olarak zorlardı. Yani gösteriş olsun diye değil. Cömertliğini hepimiz inen gördük, bildik. O yüzden bugün burada onun adına söylüyorum. Bu cenazeye gelen tüm dostlarımıza, bayan erkek hepinize lütfen şu çıkışta ikramlardan almadan ayrılmayın. Bu onun size bir ikramıdır. Sağ olsun dostlarımız hazırlık yapmışlar. Ben istirham ediyorum. Bir şeyler atıştırmadan gitmenizi istemiyoruz. Karnınız tok olabilir, aç olabilir, hiç fark etmez. Bu rahmetlinin size bir davetidir. İkincisi, rahmetli amcamız çok doğru bir adamdı. Ok gibi doğru bir adamdı. Hiç yalanı, yanlışı, hilesi, hurdası ben bilmiyorum, duymadım. İçinizde duyuyordur. Çünkü onun kalbinden geldiği gibi direkt söylerdi o. Son söyleyeceğini ilk söyleyen bir adamdı. Bir Anadolu insanın saflığında bir yapısı vardı. Hiç düşündüğünü direkt söyleyebilen, çünkü doğru söz söyleyen bir adamdı. Hiç eğrilmedi. Belki ömrünün sonuna doğru vücudu, fiziki görünümü eğrildi ama sözü, özü, itikadı, imanında hiç sapma olmadı, hiç eğrilmedi. Dost doğru Allah'a gitti inşallah. Üçüncüsü rahmetli, değerli dostlarım, çok namazı seven bir adamdı. Namazı ben terk ettiğini hatırlamıyorum. Biliyorsunuz hayatı uzunca bir bölümü çobanlıkla, dağlarda, bayırlarda koyun otlatmakla geçti. Yağmur, çamur, kış, kıyamet bir namazı terk ettiğini duyan bilen yoktur. O yüzden namazı da çok seven iyi bir Müslümandı. Allah rahmet eylesin. Şimdi bunları ben niye anlatıyorum? Demek ki Müslüman arkadan kendisiyle ilgili iyi şeyler konuşulmasını, söylenmesini istiyorsa, bu biraz önce hocamız camide de söyledi, bu işler hayatındaki davranışlarıyla beklenir. Öldükten sonra bunun kıymeti yoktur. Bu dünyada bu hoş, gök kubbenin altında hoş bir sada bırakmak hepimizin elinde. Akıl vermiş Cenab-ı Allah, sağlık vermiş, sıhhat vermiş,